Evet. Şöyle mi durayım? Evet, mahalle sakinlerimizin bir sıkıntısı var. Onlar da bizi aradılar, biz de geldik. Efendim, buradaki sıkıntı nedir? Bize bir anlatır mısınız? Buradaki sıkıntı özel bir uygulama. Nedir uygulama? İmar uygulaması yaptırılıyor. Gereken aslında daha önce yan taraftaki bitişik nizama verilen uygulamadan hariç yola 5 metre daha çıkartılarak imar durumu verilmiştir. Yani siz burada caddede eviniz olarak mağdur mu kaldınız yani? Evim olarak mağdur kaldım. Bir de caddenin ve şeyin görünümü, sokağın görünümü 3 yıl ağzı. Şunu soralım. Olmaz. Belediye başkanına siz görüştünüz mü? Belediye başkanına defalarca gittim ve özel kalem müdürünü ileri geçemedim. Geçemedim. Niçin geçemediniz? Bana. Sadece biz hallederiz diyorlar. İmar müdürünü açıp onunla yani görüşüyorlar. Hallederiz diyerek de inşaatta bitti. 5 katlı bina bitti. İnşaatta bitti. Hadi. Peki belediye başkanı ve özel kalemi buna size mahalle sakin olarak ilgilenmesi gerekmiyor mu? Siz bunlara oy vermiyor musunuz? Ben elbette ki Veli Korkmaz'a da oy verdim. AK Parti kuruldu kurulalı ben onlara oy veririm. Ama burada Veli Korkmaz'ın hanımının ya özel... Ya siz acaba... vermediğinizde mi size böyle davrandılar? Aklıma hayır, öyle hayır. Geldi yani. Anladım. Hayır. Veli Korkmaz'ın hanımının burada hissesi olduğu için özel bir uygulama yapılıyor. Buradaki inşaat da onun için özel yapılıyor. Peki, İmar müdür. Mahalle sakinleri. Mahalle sakinleri olarak da bu yolun ana cadde olmasına rağmen, Gürler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi olmasına rağmen yol genişleyeceği yerde daraltılmıştır. Özel uygulama yapıldığında bu mahalleden gelip geçen sokaktaki her kime sorarsanız sorun. 100 kişiden bir kişi eğer bu bina buraya yakıştı derlerse ben kendi evimi yıkacağım. Evet, şehrin bu şekilde görünüm ahisini bozuyor diyelim. Evet. Evet. Hemen bir yan taraftan bakalım herhalde. Bizim evimiz şu 3 katlı olan yer. Buradaki imar uygulaması, şuradaki imar uygulaması şey yapılmıyor. Sadece bu parsele olarak uygulanıyor. Başka birine özel bir muamele yapılıyor burada. Belediye sanki kaçak inşaata müsaade etmiyor ama resmi kanaldan da bu binanın yapılmasına müsaade ediyor. Siz de diyorsunuz bu şekilde olmaz. Evimin önünü kapatıyor diyorsunuz. Evet, hem evimin önünü kapatıyor hem de caddeye yasal şey. Yasal işleme müracaatınız var. Yasal olarak ben belediye imar müdürlüğüyle özel olarak da görüştüm ve düzelteceğim dedi ve ondan sonra da bana görüşmesinde son olarak da dedi ki git bildiğin yere şikayet et, biz buraya ruhsatı verdik dedi. Evet, ondan yani sonra da ben dilekçelerle müracaat etmeme rağmen bir sürü bana net bir şey de vermiyorlar. Cevap da vermiyorlar, kaçamaklı cevaplar veriyorlar. Peki bunları üste götürecek misiniz? Başbakanlığa götürecek misiniz? Cumhurbaşkanlığa ben hatta bunu BİMER'e bildirdim. Ve gerekirse ta reisi cumhurumuza kadar da bildireceğim. Yani bunu bırakmayacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Gerekirse yasal haklarım da var ise mahkeme kanalıyla da yasal haklarımı da kullanacağım. Evet, yani hakkımı arayacağım. Herkes böyle susarsa o zaman bu yolsuzluklar, bu şeyler çoğalacaktır. Kırıkkale'de sahibi yok diyorlar. Kırıkkale'nin sahipleri var ama sessiz kalıyorlar. Niye? Netice alamadıklarından sessiz kalıyorlar. Yoksa Kırıkkale'nin halkı duyarlıdır. Kırıkkale'yi biz severiz. Her sokakta, her caddede böyle yolsuzluklar, böyle inşaat devam ederse adam kayırarak o zaman da Kırıkkale'de bu çarpık yapılaşma devam eder. Evet. Önleyemeyiz. Benim anlamadım. Yani saygıyla siz niye görüşemediniz? Saygıyla beni görüştürmediklerinin nedenini ben bilemiyorum. Ama gittim defalarca görüşmek istedim ama burada olmadığını, ondan sonra işte biz size haber vereceğiz, görüştüreceğiz diye de beni oyaladılar. Sayın Başkan her hafta halk günü yapıyor, sorunları dinliyor. Hiç bu numara dile getirdiniz mi? Gittiniz mi siz? Hayır, onu bilmiyordum ve gitmedim de. Gittim dersem yalan söylerim. O zaman da... Yani bunu da bilmenizde yarar var. Çünkü bu sorunları inşallah başkanla görüşürsünüz. Biz de görüşmeye çalışacağız. İnşallah ben başkanla görüşürsem ben elimdeki evraklarla birlikte başkana derdimi anlatacağım.
Zaten başkana da derdimi anlatmadan ben başka üst düzeylere yazışma yapmadım yani. Evet, bekliyor diyorsun. Bekliyorum yani. İnşallah evet. Görüşeceğim ve başkan da eğer zamanı var ise bu caddeden bir özel geçip bu binanın buraya yakışıp yakışmadığını veyahut başka bir binalarda verilen böyle bir ruhsat var mı yok mu kendi gözü. Başkan burayı. O kanunu şeylerini bilmiyorum ama benim daha şey hukukçularla falan görüştüğümde durdurur diyorlar. Peki burada hakkımı arayacağım diyorsunuz. Burada hakkımı yapılması gereken bu. Yapılması gereken bu. Uygun olan. Ha, bu kaç metre var bu çekmişten? 5 metre fazladan çıkıyor. Yani yoldan 5 metre çekiyor. Tekrar 2.80 çıkma yapıyor bu özel imara göre de. İşte baratları mı? Baratları yok, emniyeti yok.